X isteniyor merdiven problemi. Şimdi sonuna kadar direk yapmak mümkün ama her zaman mümkün olmayabilir. Mesela bu soruda mümkün olmayacak. Şunu söyleyebiliriz. 3 ile şu kısım, şu an yeşile boyadığım kısım toplandığında 5 ediyor. Demek ki boyadığım kısım 2. Boyadığım kısmın 2 olması için 8'i bir sayıya bölüyoruz, 2 çıkıyor. Şu an yeşil olan kısım 4 olmalı. Tabii 1 de dahil. Burası 4 olmalı. Artık buradan yazacağım. Tabii sonuna kadar gitmek mümkün. Şu yeşil bölüm 4 olmalı ki 8 bölü 4 2 olsun. Yani şöyle 3 artı 8 bölü 4. Burası 2 olsun. 3 artı 2 5'i versin. Böyle olmalı. Şimdi o kısmı tekrar yazıyorum. 1 artı 2 bölü 1 eksi x bölü 6 eşittir 4 olacak. Şimdi 1 ile bir sayıyı toplayıp 4 buluyoruz. Topladığımız sayı, yani şu an sarıya boyadığım kısım 3 olmalı. 1 artı 3, 4 olacak. Ama 2'yi neye bölersek 3 gelir, onu ifade etmek zor olacak. Artık buradan itibaren denklem çözümü yaparız. Burası 3 olmalı. 1 artı 3, 4 edecek. Bunu alıyorum yukarıya. Bununla ilgili denklem çözümü yaparız. Evet. 2 bölü 1 eksi x bölü 6 eşittir 3. Şunun paydası 1. Veya buradan da devam edebiliriz. Şöyle çarparak da ilerleyebiliriz. 1 kere 6, 6. 6 eksi x olur. Böyle yapalım. 2 bölü şöyle 6 eksi x bölü 6. 6 eşittir 3. Biz bunu ters çevirip çarpabiliriz. Birinci kesirimiz şu. Birinci kesirimiz 2. İkinci kesirimiz 6 eksi x bölü 6. Birinci sabit kalmalı. Bölme yapıyoruz çünkü. Birinci sabit, ikinci ters çevrilip çarpılacak. 6 bölü 6 eksi x eşittir 3. Tabii bu 3'ün paydası da 1. Şimdi iki kesir birbirine eşitse aynı konumdaki terimler sadeleşebilir. Paylar sadeleşebiliyor. Yani şunu yapmak mümkün. 3'e bölüyoruz. 2, 3'e bölüyoruz. Burası 1. Kalanlara bakalım. 2 çarpı 2'den 4 kaldı. Aşağısı da 6 eksi x. Karşı taraf 1 bölü 1. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. Şöyle. Bu durumda 1 kere 4. Şöyle devam edelim. 1 kere 4, 4. 1 kere 6 eksi x. 6 eksi x. Eksi eksi sola, 4'ü sağa yolluyoruz. Bu durumda da x eşittir. 6 eksi 4'ten 2. X sayısı 2 geliyor.